benim hakkım. Neymiş hakkın ha? Neymiş? Sadece nikah istiyorum. Bu benim de çocuğumun da hakkı, anlıyor musun? Ben sana böyle bir söz verdim mi? Verdim mi? Vermedin. Vermedin ama ben istiyorum Nuri, anlıyor musun? İstiyorum. Ben sana nikah kıyacağım dedim mi ulan? Herkes bizi evli sanıyor. Oysa utanç içindeyim. Bilecekler, öğrenecekler diye ödüm kopuyor. Bilirlerse bilsinler ya. Benim kimseden korkum yok. Ama benim var. Ya çocuğumuz? Neden biraz da onu düşünmüyorsun? Kim bakıyor ulan size? He? Sana da oğluna da ben bakmıyor muyum? O ikimizin de oğlu. Tamam, karnınızı ben doyuruyorum. Benim çatımın altında yaşıyorsunuz, o kadar. Evet, işte böyle çok güzel oldun. Hadi yukarı çık bakalım, hadi. Ah! Afetciğim, ne kadar özlemişim. Ben de öyle. Her zaman gelemiyorum işte. Çay hazırlatıyordum. Biz yukarı çıkalım, çocuklar burada oynasın. Canım, bu ne yakışıklılık. Böyle aman aman kocaman olmuş. Geç otur arkadaşına. Koca delikanlı olmuş maşallah. Merhaba Nilay. Seninkilerle merhaba, oynayacak diye pek heveslendi. Buna bakabilir miyim? Ben hadi ben çocuklar de oynasınlar, biz yukarı çıkalım. Onlarla oynayın, değil mi? Kaç gündür sana telefon etmeye çalışıyorum. Numaran cevap vermiyor. Telefonun borcunu ödeyemedik de şey daha. O yüzden görüşmeye kapandı. Hay Allah. Yine çalışmıyor değil mi Nuri? Afet, çıkarsana şu gözlükleri Allah aşkına. Ne o öyle kapkara? İçim sıkıldı. Yine mi? Nuri'nin marifeti değil mi? Yok, hayır. Ben başım döndü. Tutmayayım derken kapıya çarptım. Bana yalan söyleme. Biz arkadaşız Afet. Çok utanıyorum Şevda. Kanıma dokunuyor. Nuri kötü adam değil aslında. Ne istiyor senden anlamıyorum. Ne dersin? Nait bir konuşsun mu onunla? Belki bir tesiri olur. Aman yok, sakın. Gelip şikayet ettim diye daha beter eder beni. Haklısın. Biz de sizle gelelim. Senin oyuncaklarınla oynayalım. Onun oyuncağı yok ki. Onlar fakir. Ah, Afet. Böyle şeyler söylenmez ama yanlış adamı seçtin. Zaten okulda da hiç olmayacak adamlara aşık olurdun. Desene, erkek seçmesini bilmiyorum. Biraz öyle. Neyse, ben kalkayım. Geç kalırsam susturamam Nuri'yi. Ay, ne kadar tatlı olmuş bunlar böyle. Kardelen, Afet teyzene merhaba desene. Afet teyze merhaba. Merhaba canım. Şu güzelliğe bak. Maşallah, Allah bağışlasın. Seninkini de. Nilay? Bana ne? Çok ayıp. Boş ver, çocuk işte. Ablası ne yaparsa o ille tersini yapacak. Huyları öyle zıt ki. Alper, hadi yavrum, okul vakti. Daha önünü ütüleyeceğiz. Tamam anne. Hop. Alo. Alo, merhaba. Benim. Buluşuyor muyuz? Hı-hı. Alper yanımda. Onu okula bırakıp geliyorum. Sana söylüyorum. Bırak onu. Birlikte bir hayat kuralım. Yapamam. Öldürür beni. Seni bulamaz ki öldürsün. Onu bilmezsin. Kafaya taktı mı yaşatmaz beni. Ne kadar korkutmuş seni böyle. Ben varım artık yanında. Hiçbir şey yapamaz. Seni de mahveder. Seni dövdüğünü, hırpaladığını bile bile bekleyemem Afet. Seni seviyorum. Sana gülle dokunana bile düşman olurum. Seni bu dertten kurtarmalıyım. Başıma gelen en güzel şey sensin. Seni tanımasam hayatım çekilmez olurdu. Beni dinle. Bu işin şakası yok. Çekip gideceğiz buradan. Yapamam. Yaparsın. Kendin için, oğlun için yapmalısın. Nasıl? Bana inan. Bana güven Afet.
Çok isterim. Ama korkuyorum. Nihayete uğradım bugün. Borç mu istedin? İstedim ya, bir iş bulana kadar. Nuri, kendini mi kandırıyorsun, beni mi? İşe falan girmek istediğin yok senin. Benim ne istediğimi benden iyi mi bileceksin? İşe girmenle çıkman bir oluyor. Zaten burası küçük bir kasaba. Kaç tane iş yeri var ki? Nahit seni her zaman işe alır. Ama neden istemiyorsun anlamıyorum. Hasta etme adamı be! Senin o arkadaşının kocası bana adam gibi iş teklif etmiyor ki. Onun muhasebecisine yardımcı olacakmışım. O kim be? O kim? Ben onun yanında çalışacak adam mıyım? Afet sevincinden çıldıracak. Böyle habersiz gitmek pek hoş değil ya, ama neyse. Sabaha kadar bekleyemezdim müjdeyi vermek için. Hiç olmazsa ikisi de gece rahat bir uyku uyusunlar. Vallahi bu Afet çok şanslı kadın. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için. Baksana şu kapıyı Afet. Aa! Aa ya, baskına geldin. Aa, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Ben söyledim gece vakti böyle habersiz gitmeyelim diye ama Şeyda'yı dinletemedim. Aman aşk olsun ayol. Ne demek? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ya, siz bizim buraları bilir miydiniz? Yolu öğrendiniz demek. Hadi buyurun buyurun. Buyurun. Pasta buyurun. Getirdik. Eğer sen de bir çay yaparsan. Aa, tabii hemen koyarım çayı. Buyurun oturun. Bir şey var size ya. Ne oluyor böyle ha? Bir şey değil. Çok şey var. Ya hadi çatlatmayın adamı. Şimdi arkadaş, sana bahsetmiştim biliyorsun. Bir otel yapıyorum. Ha evet, söylemiştin. Hayırlı olsun. Ben ilk defa duyuyorum. Hayırlı olsun inşallah. Tabii otel için epey eleman almak lazım. Dur, bundan sonrasını ben anlatayım. Otelin inşaatı 18 ay içinde bitecek. Yalan söylemiş müteahhit. Bitmez o kadar zamanda. Sen de inanıyor musun bunlara Nahit? Ya ne kadar karamsarsın. Dur Nuri, Şeyda sözünü bitirsin hele. Tamam. Sonra? Nuri, sana bir iş teklifinde bulunmaya geldik. Otelin bütün muhasebe işlerinden sorumlu olmanı istiyorum. Tek yetkili ben olacağım öyle mi? Evet. Evet, hem de bütün şirketin sorumlusu olacaksın. Nuri, bu harika bir şey. Evet, sanırım öyle. Nahit çok iyi bir maaş verecek ona. Rahat edersiniz. Ay Şeyda. Evet. Eğer bana bir şey olursa. Ay saçmalama lütfen. Ne olur. Ne olur dinle beni. Alper'e göz kulak olursun değil mi? Hay ne demek yani şimdi bu? Ne bileyim. Hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Hastalık var, ölüm var. Sevgilim çok teşekkür ederim, beni kırmadın. Mümkün mü hiç? Bu gece çok huzurlu uyuyacağım. Afet'in sorunlarının sona ermesi beni de çok rahatlatacak. Şu ışıklara bak, kör ediyor insanı. Dikkat et. Üstümüze geliyor. İkimiz için de bunu yapmak zorundayım. Artık dayanamıyorum bebeğim. Ne olur beni affet. Dayanılacak gibi değil. Yakında. Çok yakında dönüp seni alacağım. Afet sus, ağlama. Her şey düzelecek. Oğlumu bıraktım. Oğlumu bıraktım. Hayır sevgilim, onu bırakmadın. İkiniz için yeni bir hayat kurmak üzere gidiyorsun. Ağlama, ne olur lütfen ağlama. Ben bırakmayacağım seni hiç. Doktor nasıl? Doktor söyleyin, kocam nasıl? Çok üzgünüm ama maalesef onu kaybettik. Hayır! Hayır! Hayır!
Ne hakkında konuşacaktınız? Hayır, ben Şeyda Hanım değilim. Sekreteriyim. Kim olduğunuzu bilmeden bağlayamam. Bebeğim hoş geldin. Merhaba anneciğim. Anne, bu gece Kerem'in annesi bizi onlara yemeğe davet ediyor. Bizi derken? Üçümüzü işte. Sen, ben, Nilay. Birlikte yemek yiyeceğiz. Vuslat Hanım sanırım bizimle nikah tarihini konuşmak isteyecek. Kadın haklı, çok görme. Bütün anneler çocuklarının bir an önce mürüvvetlerini görmek ister. Merhaba. Merhaba. Oo, kardelen de buradaymış. Merhaba güzel kızım. Merhaba Nuri amca. Yurt dışındaki firmalar indirim için ısrar ediyorlar. Ama ben reddettim. Bir uzlaşma yolu bul o zaman. Acentaları küstürmeyelim. Finans müdürü olarak yetkimi kullanıp kesin cevap verdim Şeyda. Dönemem artık. Biraz esnek davranalım. Ya sen bana bırak. İş benim değil mi? Haklısın ama müessese de benim. Hiçbir şekilde zarar görmek istemiyorum. Anne, sizin işiniz uzun sürecek. Ben çıkayım. Tamam kızım. Merhaba. Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyonum olacaktı. Bir bakayım. Turan. Turan adlı. Evet efendim. İşte burada. Aa, suit istemiştim. Maalesef suit odaların hepsi dolu efendim. Ama size ön cephede... Suit dedim beyefendi. Sanırım bir hata olmuş. Ne yazık ki yapılacak bir şey yok Turan Bey. Bakın beyefendi. Benim bu anlamsız tartışmalarla kaybedecek vaktim yok. Otelin yetkilisiyle görüşmek ama istiyorum. Ama efendim... Lütfen beyefendi. İyi günler. Bir sorun mu var? Beyefendi suit ayırtmış Kardelen Hanım. Ama bir yanlışlık olmuş herhalde. Onaylamışız. Oysa elimizde hiç boş suit yok. Bizi ilgilendiren sorunlarla küçük hanımın başını niye ağrıtıyorsunuz? Siz bana otelin patronunu bulun lütfen. Kardelen Hanım otel sahibinin kızıdır efendim. Ya Kardelen öyle mi? Ne güzel bir isim bu böyle. Siz de otelde görevli misiniz? Hayır şimdilik değilim. Beyefendi siz? Beyefendi değil. Turan. Turan adlı. Benim için beyefendisiniz. Tabii haddinizi aşmadığınız sürece. Çok da öfkeliyiz desenize. Suit olayla mı ilgileniyorsunuz yoksa benimle mi? Doğrusu sizden bahsetmeyi tercih ederdim. Daha keyifli bir konu. Beyefendinin sorununu anneme iletin. Ben çıkıyorum. Hoşçakalın. Tamam, bana yolla. Gelsin görüşeyim. Merhaba. Şeyda Hanım'ı arıyordum. Beni duydunuz mu? Evet. Bir dakika lütfen. Şeyda Hanım, Turan Bey geldiler efendim. Peki efendim. Buyurun, sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Hangi odada olduğunu bilmiyorum. Karşı binada. Soldan üçüncü odada. Teşekkür ederim. Pardon, adımı nereden biliyorsunuz? Söylememiştim ki. Resepsiyondan haber vermişlerdi. Ha. Aman Allah'ım. Beni tanımadı bile. Hiçbir şey hatırlamıyor. Merhaba. Hoş geldiniz Turan Bey. İsminizi çok duydum. Buyurun. Yıldıztepe'deki arsayı satın almak istiyorsunuz. Bir otel yaptıracaksınız. Yani bize rakip oluyorsunuz. Evet ama belli olmaz. Ne demek o? Size ortaklıkta teklif edebilirim. Çünkü arsanın yarı hissesi size ait. Annem bizi nişan için sıkıştıracak öyle değil mi? Eğer öyle bir şey olacaksa hazırlıklı olalım bari. Vallahi sizin ağzınızdan evet sözünü almadan bırakmaz ikinizi de. Hiç böyle kayınvalide adayı görmedim. Oğlunun bir an evvel evlenmesi için yapmadığını bırakmıyor. Bu kadar acelesi olduğuna göre senden kurtulmak istiyor galiba. Hayır. Bir an önce seni kazanmak istiyorum.
Çünkü oğlunun ne kadar aşık olduğunun farkında. Kardelen. Kerem bana senin bir yıldan önce nişanlanmak istemediğini anlattı. Evet. Aksi halde derslerime eskisi gibi yoğunlaşamam. Sen çok zeki, çok çalışkan bir kızsın Kardelen. Nişanlı olmanın bir şey fark ettireceğini sanmıyorum. Fark etmez olur mu? Notları kötüye giderse morali bozulur ablamın. Nilay, bu onların sorunu yavrucuğum. Kendi fikrimi söylemem yasak mı anne? Hayır canım, elbette değil. Sorulduğu zaman söylersin. Nilay, ablasından ayrılma fikrinden pek hoşlanmıyor galiba. Hatta o fikirden nefret ediyorum. Sen de evde kalacak değilsin ki Nilaycığım. Bir gün sen de evleneceksin. Aman eksik olsun, benim hiç öyle bir niyetim yok. Hep de öyle derler. Nilay, lütfen canım. Etrafımda torunlarımı istiyorum artık. Bilmiyorum ne kadar ömrüm kaldı. Ama bunları görmeden gidersem gözüm açık kalır. Hiç merak etme anneciğim. Kardelen'le evlendiğimizi, mutlu olduğumuzu göreceksin. Torunlarını da. Ama bir yıl diyorsun Keremciğim. Gözümde büyüyor o kadar zaman benim. Pekala efendim. O halde nişan tarihimizi sizin için biraz daha öne alabiliriz. Hatta çok çok öne. Öyle değil mi anneciğim? Hı-hı. Ah yavrucuğum, beni çok mutlu ettiniz. Bu gece dünyanın en rahat uykusunu uyuyacağım. Çok tuhafsın doğrusu Kardelen. İşte kişilik sahibi bir kız gibi davranmıyorsun. Nilay, sen aklını mı kaçırdın? Rica ederim Nilay, kendine gel. Senin bu kadar çabuk nişanlanmak istemediğini ben çok iyi biliyorum. Ama başkalarının bir iki sözü üzerine hemen etki altında kalıyorsun. Prensiplerinden ve kararlarından hemen vazgeçiyorsun. Vuslat Hanım, çok özür dilerim. Nilay, paniğe kapılacak bir şey yok ki. Doğrusu çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ablama etkilemeye çalışmayın. Eğer onun yerinde ben olsaydım buna kesinlikle izin vermezdim. Haklısın Nilay. Daha önce biraz kararsız ve edilgen davrandım. Gördün mü? Ama şu andan itibaren çok kararlıyım canım. Doğrusu bunda senin tepkinin rolü çok büyük oldu. Sana çok teşekkür ederim. Buna çok sevindim. Kerem'le hemen nişanlanacağım. Bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Nişan ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Şimdiden tebrik ederim. Kardeşine çok yumuşak davranmıyor musun Kardelen? Onu çok sevdiğini biliyorum ama bunu düpedüz istismar ediyorum. Nilay'ı kimse benim kadar iyi anlayamaz. Annem bile. Evet, onun biraz şımarık, dik kafalı bir kız olduğu doğru. Ama aslında çok hassas ve sevgi doludur. Ben onu nasıl idare edeceğimi biliyorum. Bu geceki davranışına annem çok üzüldü. Hepimiz üzüldük. Eğer kendimi tutmasaydım ona gerekli cevabı verirdim ben. Kerem, hayatın boyunca Nilay'ı hiç kırmayacaksın. Bana söz ver. Sevgilim, bunu elbette istemem ama bazen... Ona hiçbir zaman sertlik ya da soğukluk göstermeyeceksin. Kırmayacaksın Nilay'ı. Her zaman sevgiyle davranacaksın. O ne hata yaparsa yapsın. Nilay benim için çok önemlidir Kerem. Lütfen bana söz ver. Peki sevgilim. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Çok geç oldu, ben artık yatmaya gidiyorum. İyi geceler. Dost olan bağlasın yâr ellerimi.
Nasıl? Beğendiniz mi bizim Alevi? Çok güzel sesi var. Çok da içten söylüyor. Sizinle tanıştırmak isterdim. Tabii, memnuniyetle. Niye kısa kestin bu akşam programı? Başım çatlıyor Ferit. Daha fazla dayanamazdım. Bizim için önemli bir geceydi. Yanımdaki adam Samim Duman. Ne yapayım Samim Duman'sa? Onun gönlü olacak diye ölecek değilim ya. O adamın buraya seni dinlemeye gelmesi bir şereftir. Bol bahşiş bırakıyor pavyona. Ona göre davran. Yeter artık. Yeter, yeter, anlıyor musun? Yeter. Ne yetermiş ha? Ne yetermiş söyle bakayım. Katlanmaya çalışıyorum. Ne olur anla beni. Dayanmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Çocuğumun özlemine daha fazla tahammül edemiyorum. Aradan 15 yıl geçti Afet. Unut artık. Bu mümkün değil ki. Hangi ana çocuğunu unutabilir? Söyler misin? Çocuk bugün seni görse tanımaz be. Zaten koca adam olmuştur. Yavrum benim. Rüyalarıma giriyor. Ama söz vermiştin anne diyor. Hani beni dönüp alacaktın diyor. Bırak rüyaları Afet. Gerçeğe bak sen. O günler, o yıllar çok gerilerde kaldı. Gir. Patron Alev Hanım'ın yevmiyesini gönderdi. Ver bana. Bana söz vermiştin, hatırlıyor musun? Hani Alper'i yanımıza alacaktın. Çocuğuma iyi bir gelecek verecektik. Söz vermiştin. Oğlun senin için öldü. Bunu kafana koy. Anladın mı? Hayır. Hayır, olamaz. Kardelen. Hayır Kerem. Kardelen değil, benim. Ne oldu? Sana geldim Kerem. Daha fazla dayanamadım. Miray, ne oldu? Niçin böyle titriyorsun? Ben şey değilim Kerem. Panik haldeyim. Hayatım, seni çok iyi anlıyorum. Ama sandığın gibi değil. Ne değil? Bak, ablanı senden koparacak değilim hayatım. Onunla yine eskisi gibi yakın olmaya devam edeceksin. Ama sen anlamıyorsun. Bak, inan bana çok iyi anlıyorum. Sizin gibi birbirlerine bağlı kardeşler içlerinden birinin evlenmesi durumunda dışlandıklarını hissederler. Ah Kerem. Ablanı kaybetmiyorsun Nida. Bir de abi kazanıyorsun. Beni kazanıyorsun. Yani senin öz abinden farksız olacağım. Beni gerçekten öyle mi görüyorsun? Kardeşim gibi. Evet. İnan bana. Seni öylesine benimsedim ki Kardelen'e ilk görüşte nasıl aşık olduysan seni de kardeşim gibi hissettim. Kim bu? Yabancı olacak hali yok ya. Evdekilerden biridir. Anne hayrola? Heyecandan, sevinçten uyuyamadım oğlum. Kardelen'le annesinden nihayet söz aldığımıza inanamıyorum. Nilay, ne yapıyorsun kızım sen burada? Ablasını onun elinden alıyorum diye üzülüyor anne. Ay yavrum, olur mu hiç? Olur mu hiç öyle şey?
Ben de deminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum Nilay. Canım benim, sen ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ama göreceksin, bütün kuruntularım boşa. Artık hepimiz bir aile olacağız canım. Ben gideyim artık. İyi geceler hayatım. Sakın endişelenme, olur mu? Çocuk işte, ablasına çok düşkün. Anne, nasıldı bu akşamki müjdem? Müthişti. Ama bak, seneye torunumu kucağıma isterim ona göre. Anne? Anne, ne oldu? Bir şey yok. Ama ağlıyorsun. Neyin var anneciğim? Sanırım kendimi yalnız hissettim kızım. Aşk olsun. Ya ben ne oluyorum burada? Sen benim bir tanemsin canım. Senin için yaşıyorum. Babamı mı özledin anne? Bana doğruyu söyle. Evet canım. Ama çok uzun yıllar geçti anne. Daha ben doğmadan önce öldüğüne göre. Bu hiçbir şey değiştirmiyor Aysun. Onu yine de çok özlüyorum. Sende tek bir resmin bile olmaması ne tuhaf. İnsan arıyor. Evimizde babamın çerçeveli bir fotoğrafı. Ne bileyim, cüzdanımda küçük bir resmi. Ondan kalan hiçbir şey yok mu anne? Vardı. Ama acısına dayanamadığım bir gün hepsini yok ettim. Yırttım, yaktım. Sanki geçmişimi, acılarımı yakıyordum. Ama hiç de öyle olmadı. O anıların yerine bana acı veren koskocaman bir boşluk kaldı. Sağ ol. Afiyet olsun efendim. Üst üste 2 yıl sınıfta kaldığına göre sınavları verene kadar boşsun demektir. Evet baba, çok fazla vaktim var, sıkılacağım. Bütün sömestr aylak aylak dolaşmayı düşünmüyorsun herhalde oğlum. İyi de ne yapabilirim ki? Çalışabilirsin Alper. Çalışmak mı? Buna ihtiyacımız yok ki. Senin otelden aldığın para bize rahat rahat yetiyor. Hayatta biraz daha hırslı olmasını öğrenmelisin Alper. Hem senin gibi genç, sağlıklı birinin çalışmaması çok garip karşılanır. Bu küçücük kasabada ne iş yapabilirim ki? Şeyda'ya söylerim. Sana otelde bir iş ayarlar. Benim bir dediğimi iki etmez bilirsin. Üstelik seni de çok sever. Evet, annemin çok yakın arkadaşıymış. Biraz da onun için herhalde. Keşke annem de hayatta olsaydı. Eminim o zaman biz de daha mutlu olurduk. Şimdi mutsuz musun Alper? Hayır, ama yine de bir eksiklik hissediyorum işte. Neyse, boş ver. Ben çıkıyorum baba. Alper, sana söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Hangi konuda? Nilay konusunda tabii. Oh baba, yine mi şu mesele? Bak oğlum, Şeyda'nın seni oğlu gibi sevmesinden yararlanmalıyız. Kardelen nişanlanmak üzere olduğuna göre şimdi sıra Nilay'da. Ben onlarla kardeş gibi bir arada büyüdüm. Ne olmuş yani? Nilay'la evlenmemen için bir sebep mi yani? Nilay'ın bende gönlü yok. Olsaydı anlardım. O kızın kalbine girmeye bak Alper. Onunla evlenirsen durumumuz çok iyileşir. Sınıf atlarız. Biz de zenginler arasına gireriz be oğlum. Düşünsene bir, bunu istemez misin?
Evet, sanırım isterim. Aslanım benim. Hoşça kal baba. Önce Nilay'la evlen, sonra malları paylaşırız. Krallar gibi yaşayıp hayatın tadını çıkarırız. Günaydın. Ah, Turan Bey buyurun. Hoş geldiniz. Patronice'yi ziyaret edebilir miyim? Henüz gelmedi. Geceyi İstanbul'da geçirdi de. O halde geldiğinde söyler misiniz? Odamdayım, haber bekleyeyim. Buyurun oturun, bir kahve için. Evet, olabilir. Sizi işinizden alıkoymayayım da. Bilakis, çok mutlu olurum. Oturun lütfen. Şeyda Hanım da neredeyse gelir zaten. Kahveyi nasıl içersiniz? Sağ olun. Daha sonra Şeyda Hanım'la birlikte içsek. Pekala. Burada ne kadar kalacaksınız? Bakalım, belli olmaz. Arsa için anlaşmamıza bağlı. Keşke hep kalsanız. Hep mi kalsam? Pardon, pek anlayamadım. Yani burası çok şirin bir belde. Ha. Kalacak olsanız hoşunuza gider demek istedim. Belki. Dün gördüğüm o güzel kız fikrimi değiştirebilir. Güzel kız? Kardelen. Güzel. Ama güzel olduğu kadar da inatçı ve aksi. Hoş. Bu da ona yakışıyor ya. Anne. Merhaba anneciğim. Hoş geldin bebeğim. Demek kızınız. Evet. Size pek benzemiyor ama. Daha çok babasına benziyor. Çok, çok hoş bir adamdı. İdi, öyle mi? Evet. Ne yazık ki onu kaybettim. Oysa çok, çok mutlu olabilirdik. Üzüldüm. Anne, İstanbul'a gideceğim. Biraz para lazım. Neden gideceksin Aysuncuğum? Çünkü burada sıkılıyorum. Arkadaşlarım İstanbul'da. Beni de çağırıyorlar. Peki hayatım. Al bakalım. Akşama geç kalma. Akşam orada kalacağım anne. Buraya niye döneyim ki? Hem bu para yetmez. Hayatım, sana yeterli bir para o. Ama anne. Aysun lütfen. Pekala. Ben de arkadaşlarımdan borç alırım. Hoşça kal anne. Gençlik işte. Kızcağız bu küçük kasabada sıkılır elbet. Yok canım, o kadar da değil. Çok turist geliyor buraya. Otelimiz hiç boş kalmaz. Gene de genç biri için pek cazip değil. Ticaret için gelmek başka ama... ben bile şu yaşımda hayatımı burada geçirmek istemem. Ama az önce diyordunuz ki... Evet, Kardelen için. Kardelen için biraz fedakarlık yaparım. Siz onunla çok yakınsınız galiba, öyle değil mi? Evet, beni çok sever. Güvenir bana. Güzel. O halde bana yardım edebilirsiniz. Nasıl? Onu etkileyerek tabii ki. Pardon, adınız neydi? Yıldız. Bakın Yıldız Hanım, ben beğendiğim, kafama koyduğum hiçbir şeyden vazgeçmem. Ve istediğimi de daima elde ederim. Evet, evet eminim öyledir. Günaydın, ooo. Merhaba. Ne kadar erkencisiniz. Hayatım bu sabah geciktim. Buyurun odama. Şimdi bir sade kahve içebilirim. Şeyda Hanım, siz de bir şey içer misiniz? Bana da bir kahve lütfen. Vay, bu ne şans. Beklemiyordum seni. Ne yapıyorsun burada böyle? Şekil bir de gördüğün gibi otostop yapıyorum. Hayret bir şey. İstanbul'a 1000 tane araç kalkıyor. Neden onlardan birine binmiyorsun? Annemin verdiği 3 kuruş parayı da yola harcamak istemiyorum da ondan. Sen götürsene benim motorunla. Kusura bakma, başkasına sözüm var. Kime? Nilay'a. Yalancı. Kardelen'le Nilay İstanbul'da bir kere. İstanbul'da mı? Evet, dün akşam gitmişlerdi. Bu sabah anneleri döndü ama kızlar orada kaldı. Daha az önce konuştum. Demek öyle. Atla o zaman, biz de birlikte gidelim. Yaşa. Otelimizi nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Fena değil. Daha çok orta sınıfa hitap ediyor. Ama ben daha iyisini yapmak istiyorum.
Söylemesi kolaydır ama... Biliyorum, yapması zordur değil mi? Benim için değil. Etrafı biraz tanımak isterdim. Bu civarda güzel bir balık restoranı var mı? Evet, var. Tavsiye edebileceğim birkaç yer var. Bu akşam sizi davet etsem gelir miydiniz? Tabii kızınızla birlikte. Hem işleri de daha ayrıntılı konuşurduk. Benim bir değil iki kızım var Turan Bey. Ama şu anda ikisi de İstanbul'dalar. Ya öyle mi? İstanbul'da misafirlikteler, yarın dönecekler. O zaman sizi davet ediyorum. Memnuniyetle kabul ederim. Peki bir arkadaşımı yanıma almamın bir sakıncası olabilir mi? Kesinlikle hayır. Akşama görüşmek üzere. Görüşmek üzere Turan Bey. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın Yıldız Hanım. İlginize çok teşekkür ederim. İyi günler. Hala hatırlayamadı beni. Özellikle mi yapıyor acaba? Sana kaç kere söyledim. Bu tip şeylerden hoşlanmıyorum. Ve hiçbir yere de gitmiyorum, tamam mı? Sen ne zamandan beri bana hayır demeye başladın? Yapma Ferit. Bak ağrıma gidiyor, çok gücüme gidiyor, anlıyor musun? Sadece Samim Duman'la üçümüz beraber çıkıp birlikte eğleneceğiz, hepsi o kadar. Siz ikiniz çıkın, bana dokunma. Saçmalama kızım, sen olmadan adam beni ne yapsın? Hiç hoşlanmadım diyorum o adamdan. Gözleriyle yiyip bitirdi o gece beni ya. Beğendi işte seni, fena mı? Bak kızım, bu adamdan yüklü bir borç para isteyeceğim. Biraz suyuna gidiver. Tabii. Sonra da o borcu hiçbir zaman ödeyemeyeceksin, öyle değil mi? Orası beni ilgilendirir. Akşam çıkıyoruz, o kadar. Hazırlan, süslen, püslen, o kadar. Ferit, dur. Şey diyorum, ben onunla yalnız çıksam? Yalnız mı? Evet ya. Hem sen yanımda olunca rahat hareket edemiyorum. Yani ne bileyim, hem yalnız çıkarsam... Belki biraz da ısınırım adama, ha? Oo, bravo, bravo. Büyük ilerleme var sende. Hayret, ne oldu da böyle değiştin? Eskiden adamlarla beni yalnız bırakma diye tuttururdu. Şey, düşündüm de... doğrusu böylesi galiba Ferit. Hı? Tamam, işte Samim Duman buna çok sevinecek. Aferin be Afet, nihayet yola geliyorsun. Şimdi seni daha çok seviyorum. Ya bir şey diyeceğim. Bu akşam ben gelmesem. Ne demek gelmesem? Hep birlikte gideceğiz işte. Turan Bey görgülü bir adam. Otelcilikte de tecrübeli. Onunla çok iyi işler yapabiliriz. Ama beni davet etmedi ki. Bir arkadaşımı da alacağımı söyledim. Herhalde böyle küçük bir kasabada onunla baş başa yemek yemeyeceğimi bilirsin ha? Peki, nasıl isterseniz. Niye surat asıp duruyoruz? Ne güzel, hep birlikte eğleneceğiz işte. Böyle yapma ama Nilay, ben senin için geldim. Seni ben çağırmam. Ben de çağırdın demedim ki. Ama keyifli bir gece geçirmek varken neden tatsızlık çıkartıyorsun? Bakın çocuklar, eğer Kerem'le Kardelen gelmezlerse ben de. Elbette gelecekler Nilay. Emin değilim. Belki de baş başa kalmayı tercih ederler. O zaman seninle ikimiz ayrı bir program yaparız. Aşk olsun. Ben ne olacağım peki? Burada bir sürü arkadaşın yok mu senin? Var ama şimdi onları nereden bulacağım? Kusura bakma Alper ama ben Keremlerle olmanın bir yolunu bulacağım. Ah Keremciğim ne güzel, ne güzel. Bütün arkadaşlarınızın bir araya toplanmasına çok sevindim. Hepsine söyle akşam yemeğe bekliyorum. Sağ ol anneciğim ama hiç zahmet etme. Zaten dışarı çıkmayı planlıyoruz. Şöyle müzikli, hareketli bir yere gidelim dedik. Aha. Tamam, veriyorum. Annem seni istiyor. Kardelen, benim güzel kızım. Gelinim demiyorum bak. Akşam dört gözle gelmenizi bekliyordum ama... ...dışarıda eğlenecekmişsiniz. Evet, siz de başınızı dinlersiniz biraz. Ama merak etmeyin, ben Kerem'e söylerim, erken döneriz eve. Sizinle vakit geçirmek benim için de büyük zevk. Ellerinizden öperim anneciğim.
Annem beni en az kendi annem kadar seviyor. Çok şanslıyım. Ben de çok şanslıyım. Sen neden şanslısın? Sana aşık olduğum için. Ben de sana aşığım. Şöyle daha iyi. Unutma adın Alev. Nasıl unuturum? Aynı şeyi 15 yıldır her gün söylüyorsun. Sıcak davran. Hatta elinden gelirse adamı kendine aşık et. Onları da ben öğretmeyeyim artık. Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Aa Ferit. Yine ne var? Yanımda çok az para var da biraz para versen diyorum. Yeter de artar bile. Paraya ihtiyacın yok. Bir taksiye vereceksin o kadar. Ama ne bileyim. Zengin bir adamın yanına gidiyorsun kızım. Parayı ne yapacaksın? Bu işlerde parayı hep erkekler harcar. Belli mi olur canım? İnsanın başına her şey gelebilir diyorum. Yürü hadi yürü. Geç kalma. Bekliyor adam. Hadi yürü. Bay bay. Adrese gideceğiz. Ben de geleceğim. Allah'ım, bir hatırlasa beni. Bir kıvılcım, minicik bir kıvılcım çaksa belleğinde. Bakışlarından bir anlasa. Ben içeri girerim artık. Olur, gir bakalım. Dikkat et ha. Merak tamam etme. Birol, vereceğim adrese hemen gel. Alev Hanım. İyi akşamlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun. Kusura bakmayın, ben sizi beklerken başladım ufak ufak. Ne içersiniz? Şarap lütfen. Burada bekle. Hiçbir yere ayrılma. Gözün afetin üstünde olsun. Ders bir durum olursa beni ara. Tamam peki. Ben otele dönüyorum. Tamam. Arsanın diğer hissedarını razı edebilirim belki. Çok memnun olurum. Ama önce sizin şartlarınız ne onları bilmem lazım. Başka teklifler de var. Öyle değil mi Yıldız? Ha? Pardon. Dinlemiyordum da. Nerelerdesin sen kuzum? Neler düşünüyorsun? Hiç. Dalmışım biraz. Bence Yıldız Hanım'ın uykusu geldi. Ah hayır, hayır. Ne münasebet. Bir kızları arayayım ben. İyi misin anneciğim?
Biz keyifli bardayız. Çok hoş bir yer. Kerem getirdi hepimizi. Nilay'la beni sakın merak etme, olur mu? Eğlenmenize bakın yavrum. Ama sakın Usta Hanım'ı ihmal etmeyin. Yarın bekliyorum canım. Yarın döneriz herhalde artık. İkinizi de öperim. Keyifli bardayı bir yerdelermiş. Hayatlarından pek memnunlar. Çok şanslı bir kız Kardelen. Kerem ona aşık. Kayınvalidesi de hayran. Darısı Aysun'un başına. Ah, nerede? Aysun'un aklı bir karış havada. Kardelen'in özelliklerinden bir teki onda olsa çok mutlu olurdum. Evet hanımlar, her şey çok güzel ama ne zaman kalkmak isterseniz haber verin. Ne zaman isterseniz, ben hazırım. Aa, ama daha çok erken. Odamda biraz çalışmam gerekiyor. Yoksa sizlerle oturmak benim için büyük bir zevk. Aslında biraz daha kalabilirdik. Ama madem kalkmak istiyorsunuz... Turan Bey kalkmak istediğine göre biz de kalkmak zorundayız. Misafiriz, kalkalım. Hesap lütfen. Hadi bakalım. Şerefe Alev Hanım. Ayrola, hiç dokunmuyorsunuz bile. Midem. Biraz rahatsız da. Bir şey de yemiyorsunuz. Yoksa beğenmediniz mi yemekleri? Emredin başka bir şey getirdi. Hayır. Hepsi çok güzel görünüyor. Sizle baş başa olmak büyük bir zevk Alev Hanım. Teşekkür ederim Samim Bey. Bırakalım artık bu hanımı beyi. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Bak, aslında tam bana göre bir kadınsın Alevciğim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. Buyurun. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Pekala. Size iyi geceler. İçeri gelmez miydiniz? Size bir kahve ikram edeyim. Yok, rahatsız etmiş olmayayım. Ne demek? Çok sevinirim. Ben kızımla birlikte yaşıyorum. Geç oldu Yıldız Hanım. Hayır, hiç de değil. Gelmezseniz kırılırım vallahi. Hadi. Buyurun. Buyurun, buyurun. Siz oturun, ben kahveleri yapayım. İnanın hiç gerek yok. Olur mu canım? Ben 5 dakika içinde yapar getiririm. Siz buyurun. Hayır, yarın çalışmayacak olsam biraz laflardık ama biliyorsunuz yarın çalışmam gerekiyor. Üstelik yarın sabah arazi bakmaya da gideceğim. Hiç merak etmeyin, hemen getiriyorum. Sizin de mesainiz bayağı erken başlıyor. Benim için sorun değil. Ben zaten hep geç yatarım. Eviniz de çok şirinmiş. İşte oldu. Teşekkür ederim. Buyurun. Konyak içersiniz değil mi? Yani küçük bir yerde yaşıyoruz diye böyle şeyleri bilmediğimi düşünmeyin lütfen. Hayır, teşekkür ederim. Aslında eskiden ben de İstanbul'da oturuyordum. Öyle mi? Evet. Ancak kızıma hamile kaldıktan sonra gelip buraya yerleştim. Ama kızınız İstanbul'a bayılıyor, buraya değil. Yanılıyor muyum? İstanbul benim için anılarla dolu bir yer. Hep güzel, mutluluk veren anılar. Hem de hüzünlü. Belli ki İstanbul hayatı sizi çok üzmüş. Orada aşık olmuştum. Sadece bir defa gördüğü bir adama aşık olur mu bir kız? Olabilir elbet. Ben de olmuşum işte. Ve bunun hep süreceğini sanıyordum. Ne kadar yakışıklı, ne kadar kibar bir insandı. Bana hep nazik davranırdı. Tıpkı filmlerdeki gibi. Her şey için çok teşekkür ederim.
Gitme zamanı geldi. Ama daha konuşmaya başlamadık bile. İyi geceler Yıldız Hanım. Kendinize iyi bakın. Biraz daha otursaydınız. Çok erken kalktınız. İnanın çok isterdim. Ama kusura bakmayın. Sabah erken kalkacağım. İyi geceler. İyi geceler. Allah'ım. Hatırlamıyorum. Hatırlamayacaktım. Sekreter hanımın hayatı da beni ne ilgilendirir ya. Seni çok beğeniyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. Pardon. Ben lavaboya kadar gideceğim. Hemen gelirim. Seni götüreyim. Yok, hayır. Rahatsız olmayın. Hiç gerek yok. Ben hemen geliyorum. Alo. Samim Bey benim, Ferit. Nasıl, yolunda mı her şey? Bir tatsızlık yok ya. Vallahi kardeşim bu alev lavaboya gitti ama çok oldu ya. Gelmedi hali. Nasıl olur? Efendim Ferit Bey. Bir oğlu afet kaçmış. Çabuk ara oraları. Ben de geliyorum. Tamam Ferit Bey, siz merak etmeyin. Viski alayım. Hadi bakalım biraz da eşleştirelim. Oturalım. Evlenmenizin bu kadar yakın olduğuna inanmak istemiyorum. Gözümde büyütme. Ablan senden kopacak değil. Her zaman beraber olacağız. Şimdi nasılsak böyle. Hayır Kerem, ben öyle mutlu olamam. Lütfen Kardelen'in yanında böyle konuşma. Annemle ikimiz zaten onu zor ikna ettik, biliyoruz. Aslında senin bu evliliği böylesine aceleye getirmek istemediğini biliyorum. Aceleye getirmek mi? Bunu da nereden çıkardın? Annem baskı yapıyor. Sen de bu yüzden ses çıkaramıyorsun. İşin gerçeği bu. Ama onu dinlemek zorunda değilsin. Nilay. Ama bu doğru Kerem. O yaşlı bir kadın, üstelik oğlunu babasız büyüten bütün anneler gibi sana aşırı derecede düşkün. Bak, Kardelen'le biz birbirimizi seviyoruz. Sadece sevdiğinizi sanıyorsunuz.
sizin aşkınızın gerçek olduğuna inanmıyorum. Böyle alelacele evlenenler sonunda hep pişman olur. Hanımefendi, para vermediniz, para! Bilet istiyorum ama param yetmiyor. Bunları alır mısınız? Bilet parasının en az 10 katıdır. 6. Olmaz baya. Para ya da kredi kartı alıyoruz. Otobüs almaz. Ama şuradan minibüsler kalkıyor. Onlar belki alabilirler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet küçük Hasan, meydan okumaktan hoşlanıyorsun değil mi? Öyle. Ama bana kalırsa siz aslında gerçekten de ablamı dansa kaldırmak için gelmiştiniz. Hayır, seninle konuşmak istiyorum. Neden? İçimden bir ses ikimizin çok iyi anlaşacağını söylüyor. Anlamadım. Ablanın nişanlısına aşıksın öyle değil mi? Hayır, ne münasebet. Bunda nereden çıkardınız? Oldukça tecrübeli bir erkeğim ben Nilay. Ve de çok iyi bir gözlemci. O delikanlıyla dans edebilmek için gösterdiğin çabayı, sonra ona nasıl baktığını gördüm. Hayır, öyle bir şey yok. Yanlış anlamışsınız. İnadı bırak da seninle anlaşalım. Her şeye rağmen ben romantik bir erkeğim Nilay. Ablana ilk görüşte aşık oldum. Siz ciddiysiniz. Elbette. Burası çok gürültülü, gel dışarıda konuşalım. Hey, nereye gidiyor bunlar? Otur, sakin ol. Bak, yani Turan Bey çok kibar biri. Yani Nilay'ın canını sıkacak bir şey yapmaz, tamam mı? Kardelen'i gördüm ve kendi kendime dedim ki, işte bu kız benim karım olmalı. Evet ama bu sizin karar vermenizle olmaz ki. Olur, benim özelliğim de buradadır. Kendinizden ne kadar da eminsiniz böyle? Evet. Bir özelliğim de budur. Çok mütevazısınız. Ablanın sözlü olduğunu biliyorum. Ama bu hiç önemli değil. Ben onu kendime aşık edeceğim ve onunla evleneceğim. Sahi mi? Sanırım bu senin de çok işine gelir. Ah, keşke gerçekleşebilse. Bu bizim ilişkimize bağlı Nilay. Çok zor. Yakında nişanlanıyorlar. Nikahtan birkaç saat önce vazgeçen gelinleri hiç duymadın mı sen? Hadi içeri girelim bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Buyur çocuğum. Gecenin bu saatinde niye zahmet ettiniz? Kakaolu sıcak süt iyi bir uyku için birebirdir. Kerem çocukluğundan beri bayılır.
Aslına bakarsanız uyumak için sütü falan ihtiyacım yok. Neredeyse gittiğimiz yerde uyuyacaktım. Yorgun görünüyorsun canım. Bir an önce yatsan iyi olacak. Eğer Nilay gelinceye kadar gözlerimi açık tutabilirsem uyumadan onu bekleyeceğim. Nilay kocaman bir kız Kardelen. Hem ona evin anahtarını da verdik. Beklemen gerekmez ki. Sen yat canım, ben onu beklerim. Yok lütfen, size kıyamam. Peki o zaman ben beklerim. Zaten yanında Alper var. Onu eve kadar getirir yani. Bu kız eğlenceye çok düşkün. Saatlerin farkına bile varmaz şimdi. Sabahlamasından korkuyorum. Lütfen sen uyumana bak. Eğer gerekirse ben gidip onu kendim alırım. Tamam mı? Ben de şahidim. Nilay'ın eve döndüğünü görmeden ikimiz de yatmayız. Teşekkür ederim. İyi geceler. Güzelim. İyi geceler. Bu kadar sorumluluk hissi de fazla. Aralarında sadece 2 yaş fark var. Ama Kardelen onun annesiymiş gibi davranıyor. Biliyor musun Kerem? Kardelen çok iyi bir anne olacak. Ay bu Nilay da pek zor kız. Kimseyi taktığı yok. Bak hala gelmedi. Bir kere daha arayalım bakalım. Cevap vermiyor. O gürültüde duysa şaşardım zaten. Keremciğim benim içim hiç rahat değil. Sonuçta Şeyda Hanım kızlarını bize emanet etti. Bize güvenip kalmalarına izin verdi. Anne ne yapabilirim? Koskoca kız Nilay. Ben kalacağım dedikten sonra kolundan çekip getirecek halimiz yoktu yani. Ama bak kaç saat geçti gelmiyor. Hadi sen gidip onu al. İtiraz etse bile dinleme. Hadi oğlum. Sabah ablasına da söylemeyiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Aysun, nerede Nilay? Nilay Alper'le gitti. Ne? Nasıl? Neyle? Alper'in motoruyla tabii. Ama delilik bu yaptı. Elbet. İkisi de o kadar içki içti. Onlara söyledim bu çok tehlikeli diye. Ama dinlemedi. Peki ne kadar oldu çıkalı? En çok 10 dakika. Nilay, Alper. Sağa çekin. Kerem bu. Sağa çekin diyorum size. Kerem bu, dur. Dur, dur şu motoru. Harikasın, nasıl buldun bizi? Ya siz deli misiniz ya? Bu saatte o kadar içtikten sonra oraya nasıl gideceksiniz? Kim demiş? Ben çok gittim bu yolu daha önce. Hem de çok daha içkiliyken. Ayrıca senin durumun da pek farklı değil. Sen de bütün gece ayran içmedin yani. Ya motor çok tehlikeli Alper. Ben vazgeçtim, gelmiyorum. Bak, şimdi ikinizin de hemen benimle dönmenizi istiyorum, hadi. Ben motorumu bırakamam. Dikkatli ol, tamam mı? Ne yani, beni satıyor musun? Sadece Kerem'le gidiyorum. Ablası onu çok merak ediyor. Bence sen de gitmesen iyi olur. Ben çocuk değilim. Tehlikeden korkmam. Korkan gelmesin. Hadi sen geç arabaya. Hadi.
İnandın değil mi? Şu deniz kaçırılır mı? Şu ay ışığına bak. Ne harika bir gece. Allah aşkına yapma Nilay. Çok geç. Artık eve dönmemiz lazım. Hayır canım. Artık bazı şeyleri anlamanın vakti geldi. Sana aşığım. Benim bu sevgim varken Kardelen'le evlenemez. Nilay, Kardelen'i seviyorum ben. Sadece sevdiğini sanıyorsun. Sen onunla mutlu olamazsın Kerem. İnan bana. Oysa ben... Lütfen sevgilim, beni anlamaya çalış. Nilay, ben hep yanlış anladığımı düşünüyordum. Konduramıyordum. Bırak yani... bu gecenin güzelliğini yaşayayım. Seninle hatırlayacak tek bir gecem olsun hiç olmazsa. Aman Allah'ım, ne olmuş olabilir? Kaza gelmesin çocukların başına. Ama öyle bir şey olsa Kerem beni mutlaka arardı. Yok yok, olmamıştır, olmamıştır. Ay, ben de ne kadar kötü şeyler düşünüyorum. Kardelen uyanınca ona ne diyeceğim? Kime haber verebilirim? Kimden yardım isteyebilirim? Telefonu da cevap vermiyor. Bir kere daha arayayım. Sevgilim. Aman Allah'ım, burada uyuyup kalmışız ya. Ama her şey harikaydı Kerem. Ne harikaydı? Sevgilim, gerçekten hatırlamıyor musun? Ben senin vardım.